Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Trigonometriye giriş yapmıştık, şimdi biraz daha konuyu ilerleteceğiz. Bu videomuzda birim çemberi detaylı bir şekilde göreceğiz. Sinüs ve kosinüs, tanjant ve kotanjant, sekant ve kosekant. Yani tüm trigonometri boyunca göreceğimiz trigonometrik fonksiyonları tanıyacağız. İlk önce sinüs ve kosinüsle başlayalım. Unutmayın, bu fonksiyonların hepsi birim çember üzerinde tanımlanmıştır. Buraya çizecektim ama Koray çok kötü bir tane çizdi. Birim çember üzerine buradan gidelim. Parantez içinde kendi çizdi. Biliyorsunuz burası birim çember. X ekseni, Y ekseni. Birim çember demek yarı çapı bir birim olan çember demektir. Yani burası 1, burası 1, burası eksi 1, burası eksi 1. Bu birim çember üzerinde herhangi bir nokta aldığınızda bunun apsisinin karesiyle ordinatının karesinin toplamı 1 yapacaktır. Hipotenüsten ya da Pisagor'dan geliyor diyebiliriz. Şimdi sinüs nasıl tanımlanıyor? Birim çember üzerinde herhangi bir açı çizdiğiniz takdirde merkezden bu açının birim çemberi kestiği noktanın apsisi bize bu açının şu açıya alfa dersek kosinüs değerini, buradaki y ekseni üzerindeki izdüşümü ise sinüs değerini veriyor. Yani açı alfa ise birim çemberi kestiği noktanın x ekseni üzerindeki izdüşümü kosinüsünü, y ekseni üzerindeki izdüşümü sinüsünü. Şimdi bu açıyı değiştirebilirim. Kosinüs buraya geldi. Sinüs buraya geldi. Yani evet. Sinüs değeri ne yaptı? Arttı. Kosinüs değeri ne yaptı? Azaldı. Hatta ve hatta dikkat edin lütfen. Açıyı buraya çizim. Burada kesmedi mi birim çemberi? Evet. Dikkat ederseniz x eksenindeki değer azaldı. Yani kosinüs alfa küçüldü demektir bu. Ancak y ekseni üzerindeki izdüşüm arttı. Demek ki sinüs alfa arttı. Tam tepeye çektiğiniz anda bunun kosinüs ekseni üzerindeki izdüşümü sıfırdır. Sıfır olacak. Sinüs ekseni yani y ekseni üzerindeki izdüşümü bir birdir. Olacak. Aslında sinüs burada maksimum değerine ulaşıyor. Çünkü hiçbir izdüşüm daha yukarıda aynı bir yerde şey kesmeyecek. Kosinüs için de geçerli. Kosinüs minimuma ulaşmış gibi ama henüz ulaşmadı. Neden? Birim çemberde ikinci bölgeye geçtiğimiz anda birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Bunu hatırlayın lütfen az çok. İkinci bölgeye geçtiğimiz anda x ekseni üzerindeki izdüşüme baktığımızda 0-1 aralığında. Yani kosinüs artık negatif değerler almaya başladı. Evet. Y değeri ise hala pozitif ama açı büyüdükçe bu sefer y değeri ne yapmaya başlayacak? Küçülmeye. O zaman şöyle bir mantık yürütelim mi Koray? Burası birazdan çarşamba pazarına dönecek çünkü. Bakın açıyı arttırıyorum. Açıyı hatta şu anda dikkat edin açı nerede kesiyor? Tam burada. X ekseni üzerindeki izdüşümü 1 ama y ekseni üzerindeki izdüşümü 0. Açıyı arttırdığım zaman x ekseni üzerindeki izdüşüm orijine yaklaşıyor, küçülüyor. Ama y ekseni üzerindeki izdüşüm giderek ne yapıyor? Artıyor. Olay ne biliyor musunuz? Gerek sinüs gerek kosinüs fonksiyonları. Her ikisi de eksi 1 ile artı 1 aralığında gider gelir. Daha dışarıya çıkamazlar. Neden? Çünkü açının kestiği yerin izdüşümü. Açı buraya gelse, bakın lütfen. Açı buraya geldi. X eksenindeki izdüşüm burada. Y eksenindeki, x eksenindeki buraya da. Yani kosinüs burası, sinüs burası. Açı buraya gelse sinüs eksi 1 olacak artık. Sinüs burada neydi? Artı 1'di. Demek ki sinüs artı 1 maksimum değeri ile eksi 1 minimum değeri arasında gidecek, gelecek. Kosinüs burada artı 1, burada eksi 1 olacak. Neden? Açıyı böyle çizdiğimizde artı 1, böyle çizdiğimizde eksi 1 oluşuyor. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Hayat kurtaran cümle bu. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları açının birim çemberi kestiği noktanın sinüs ordinatı, kosinüs apsisidir. Bu kadar. Hipotenüsten de o Pisagor bağıntısından da bahsedelim. Evet. Hemen bahsedeceğim. Şurası 1 değil miydi? Burası kosinüs değil mi? Evet. Burası sinüs değil mi? Ne yaparsanız yapın bu sinüsün karesi artı kosinüsün karesi hep ne yapacaktır? 1. İşte burada trigonometrinin en temel formülü karşımıza çıkıyor. Sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir 1. Hatta bir bilgi daha verelim. Bakın. Birim çember şurada. Değil mi arkadaşlar? Açıyı arttırdıkça sinüs üzerindeki izdüşüm ne yapıyor? Artıyor. Sonra azalmaya başlıyor. Yani sinüs buraya doğru ne yapar? Artar. Hatta dikkat edin şuradaki açıya bakın. Buradaki açının y ekseni üzerindeki izdüşümü giderek artmıyor mu? Evet. Sinüs şu iki bölgede artan bir hareket sergilerken
şu iki bölgede azalan bir hareket. Bunu nereden anlayabilirsiniz? Burada artı 1'di, burada eksi 1'di. Artı 1'den eksi 1'e giderken sinüs ne yapar? Azalır. Eksi 1'den artı 1'e giderken? Artar. Bu bir. İkincisi, şu iki bölgede y değeri pozitif değil mi? Evet. O zaman 1 ve 2. bölgede sinüs pozitiftir. 3 ve 4. bölgede negatiftir. Hadi kosinüse bakalım. Şurada 1, şurada eksi 1 değil mi? 1'den eksi 1'e doğru kosinüs ne yapacak? Azalacak. O yüzden buradaki izdüşümüne baktığımızda hep x ekseni üzerindeki giderin küçüldüğünü görüyoruz. Ama eksi 1'den artı 1'e doğru artacak. Kosinüs x ekseniyle hesaplanmıyor mu? Evet. O zaman x'in pozitif olduğu 1 ve 4. bölgelerde kosinüs pozitiftir. 2 ve 3. bölgelerde kosinüs negatiftir. Kabul ediyorum. Sanki çok fazla bilgi veriyormuşuz gibi. Ama emin olun sadece birim çemberi tanımanız için evet, uğraşıyorum. Burada sinüs ve kosinüs çok net anlaşılıyor. Sinüs ve kosinüs için şeyden de bahsedelim hocam. Karşı böyle hipotenüs, komşu bir hipotenüs tabii kavramlarından. Tabii ki üçgenlerde görmüştünüz zaten. Üçgen içerisinde de aynı açı tanımlandığında alfaya göre mesela kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüsü değil mi? Bakın onun mantığı da burada. Az önce zaten orada üçgen oluştu. Evet. Uzunluklarını da yazmıştık. Hani açı şöyleydi ve dedim ki x ekseni üzerindeki izdüşümün kosinüsü veriyor. Neden? Çünkü hipotenüs bir birim çember. Komşu kenar bölü hipotenüs dediğimizde komşu kenar o yüzden direkt olarak kosinüs oluyor. Ya da karşı kenar direkt olarak sinüs oluyor. Peki şimdi biz zaten hani ortaokul 9. sınıfta trigonometrik fonksiyonlarda sinüs kosinüsü üçgen içerisinde görmüştük. Böyle bir soru verildiğinde hemen şunu düşüneceğiz. Birim çemberde karşı kenar bölü hipotenüs 7 bölü 25. Bir dakika 7 bölü 25 tanıdık da geliyor bir yani biz özel üçgen. Hipotenüs 1 olacak diyoruz. Yani hipotenüs 1 olabilir ama karşı kenarın hipotenüsü oranı 7 bölü 25'e eşit olabilir. A bölü 1 deyin A'yı bulun. Neyse. Ama biz bunu üçgenden de yapabiliriz evet, değil mi? Evet hocam. Hemen üçgen yapalım. Bakın şimdi alfa. Karşı kenar 7, hipotenüs 25 ise bu hangi üçgendir? 7, 24, 25 üçgen. Demek ki burası 24. Şimdi kosinüs alfayı söyleyeceğim. 24 bölü 25. Ama kesin bu mu? Değil. Çünkü sinüsün 7 bölü 25 olduğu iki tane bölge var. Birinci bölge ve ikinci bölge. Her ikisinde de sinüs pozitif oluyor. Hı hı. Diyelim ki buraya denk geldi. Eğer birinci bölgedeyse açı kosinüsü artı 24 bölü 25. Ancak ikinci bölgedeyse kosinüsü eksi 24 bölü 25 olacak. Kosinüsün alabileceği iki tane değer var. Artı ve eksi 24 bölü 25. Birim çemberde 90 ve 180 derecelik açıların sinüs ve kosinüs değerlerini bulunuz. Az önce bulmuştuk. Bir çember buraya çizelim. Bir çember de buraya. Birinde sinüsü açıklayalım, birinde kosinüsü. İlk önce kosinüsü açıklayalım mı? Olur hocam. 90 derecelik açı bu. 90 derecelik bir açı çizdiğimde bunun x ekseni üzerindeki izdüşümü lazım bana. Öyle değil mi? Evet. X ekseni üzerindeki izdüşüm tam olarak buraya denk gelmiyor mu? 0. 0. Demek ki kosinüs 90 0'dır. Bakın çok tatlı bir şey daha anlatacağım size, dikkat edin. Koray, açı büyüyor, dikkat et. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Komşu. Komşunun hipotenüs oranı. Tamam. Değil mi? Bir değeri var bunun. Açıyı daha da büyüttüm. Şu anda dikkat edin. Şu açı daha da büyüdü. Komşu bölü hipotenüs oranı küçülmedi mi? Küçüldü. Çünkü komşu iyice ne küçüldü? Tam tepeye yakın hale getirdim açıyı. Bak komşu dıkınacık kalmadı mı? Evet. Dıkınacık bölü bir. Ama tam 90 dereceye getirdiğimde artık komşu momşu kalmadı. Komşu ne oldu? Sıfır. Ve biz komşu bölü hipotenüs demiyor muyuz? Evet. Hipotenüs daima 1 değil mi? 0 bölü 1'den kosinüs 90 ne olur o yüzden? 0 olur. Sinüs 90'a da bakalım. Karşı bölü hipotenüs değil miydi? Evet. Bak karşı giderek büyüyor. Karşı hipotenüse eşit oluyor 90. Tam 90'a geldiğimde karşı ile hipotenüs çakıştı artık. Çakışırsa eğer karşı bölü hipotenüsten sonuç 1 oluyor. O yüzden sinüs 90. O zaman burada da 180'leri gösterelim. Şimdi de 180'lere bakalım. Tamam. Yine aynı mantık. 180 derece açıyı açıyorum. Hı hı. Hatta şöyle yapalım. Eksi 1, şurası 1, şurası eksi 1, şurası 1. Unutmayın. Açının ne? Bunlar da bana yapışıp duruyor ya. Anlatmayacağım size daha var sıranıza. Eksi 1, eksi 1, artı 1, artı 1. Açıyı çizdiğimizde kestiği yer burası mı? Evet hocam. Buranın x ekseni üzerindeki değeri zaten eksi 1. O zaman kosinüs 180 eksi 1 diyebilirsiniz kolaylıkla. Hı hı. Sinüs 180 kaçtır? Sıfırdır. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Sin kare 180 artı kos kare 180'in
1 olması gerekiyor en basitinden. Öyle değil mi? Formülden. Oradan çözebilirsiniz ama mantığı gene. 180 derecelik açıyı çiziyorum. Burada hesaplama yapmak zorundayım. Üçgen burada olmuş. Tabii daha 180 değil. Evet. Yaklaşık gider. Özür dilerim. Giderek yaklaşıyorum. Komşu bölü hipotenüs diyorum. Dikkat et, bu sefer komşu ile hipotenüs yaklaşmaya, karşı sıfırlanmaya başladı. Evet. Öyle değil mi? Dikliği burada alırsak eğer. Hatta tam üstüne getirdiğimizde neredeyse komşu kocaman, hipotenüs kocaman ama karşı sıfıra yakın. Tam böyle yaptığımızda karşı ne oldu? Sıfır oldu. Şimdi karşı sıfır, hipotenüs bir. Karşı bölü hipotenüs sıfır. O yüzden sinüs 180 sıfırdır. Komşuyla hipotenüs üst üste çakışmadı mı? Evet, ama ikinci bölgede olduğumuz için, bu bölgede daha doğrusu, kosinüs negatif değil mi? Uzunluk değerleri negatif olarak verilecek çünkü burada. Açıdan dolayı o zaman bu da eksi bir olacaktır. Anlaşıldı mı mesela? Anlaşıldı hocam. Devam edelim. Buradan sonra trigonometrinin en zevkli kısmı. Sana 2-3 tane bilgi verdim. Trigonometrik sadeleştirmeleri yap. Hayır tabii ki. Şöyle bir hamle yaptınız da. Trigonometrik ifadeleri sadeleştir. Şimdi bunun karesini alırsak. Sin kare x artı 2 çarpı sinüs x kosinüs x. Değil mi? Kos kare x. Artı kos kare x. Bölü sinüs x. Sorun var mı burada? Hayır hocam. Eksi 2 tane kosinüs x. Koray bunu... Bir diyelim, payda eşit diyelim. Tamam. Sin kare x, kos kare x nedir? Birdi toplamları. Artı 2 tane sin x cos x var. Buradan da ne geldi? Eksi 2 tane sin x cos x var. Doğru mu? Doğru. Hoppacık, payda da ne var? Sinüs x mi? Var. Şunlar gitti mi? Cevap 1 bölü sinüs x. Bunu ileride, şu anlık böyle bırakalım. İleride arkadaşlarımız bunu kosekant x olarak görecekler. Peki burada. Nasıl bir sadeleştirme yapabilirim? Genellikle en sade hali nedir şeklinde sorarlar. Bir diğer soruya geçelim. Yani. Olay şu. Sin kare x artı kos kare x bir midir? Evet birdir. Ve biz burada şu dönüşümleri sürekli yapacağız. İstersek sin kare x'i yalnız bırakacağız ve 1 eksi kos kare x diyeceğiz. İstersek kos kare x'i yalnız bırakacağız. Sin kare x'i karşıya atarak 1 eksi sin kare x diyeceğiz. Şimdi hangisi mi işime yarayacak? Kos kare x'i yalnız bırakmak. 1 eksi sin kare x mi? Doğru. Bakın böyle yazdığımda ne oldu? 8 bir daha 9 eksi sin kare x. Payda da ne var? 3 eksi sin x. Burada eksi 3. 2 kare farkı oluştu. Evet. Bu 3'ün karesi, bu sinin karesi. 3 eksi sin x, 3 artı sin x. Bölü 3 eksi sin x, eksi 3. Hoppacık hoppacık içi dolu turşucuk mu? 3 artı sinüs x, eksi 3. Hoppacık hoppacık cevap nedir? Sinüs x'tir. Trigonometrik sadeleştirmeler, trigonometrinin en zevkli tarafı bu değil. Burada ne yapabiliriz Koray? Eksi 4 tane sin kare x var. Eksi eksi bir çağrışım yapıyor. Sin 4 x sin kare x. Sanki. Bakın. Şurada sin kare x çarpı sin kare x. Keşke ya. Aklınıza gelse de eksi sin kare x parantezini alsanız. Ama eksilisi ilk etapta aklınıza gelmeyebilir. Biraz uzatabilirsiniz işlemi. Ben kısacık yazıyorum. Eksi sin kare x parantezini alırsam burada ne kalır? Sin kare x kalır. Sin kare x. Burada ne kalır? Artı kos kare x. Evet, çünkü eksiyi de ayırdık. Artı kos kare x kalır. İşte bu yüzden gördüm ben. Artı sin kare x. Burası nedir? 1. 1'dir. Yani sin kare ile kos kareyi yalnız bırakabiliyorsanız bırakın. Çok mutlu ve mesut olursunuz. 1 ile eksi sin kare x'in çarpımı. O da eksi sin kare x. Artı sin kare x. 0. Cevap 0. Yani şu kocaman işlemin sonucu 0. Devam ediyoruz. Şimdi trigonometride sinüs x, kosinüs x en büyük değerlerini gördük. Evet. Sinüs x en fazla kaç olabilir? 1. En düşük? Eksi 1. Kosinüs için de aynı şey geçerli. Bu ikisi arasında döner doğu için. Yani sinüs hiçbir zaman 1.5 olamıyor. 1.7 olamıyor. 8 olamıyor. Şimdi adam diyor ki uygun x ve y gerçel sayıları için bu fonksiyonların en küçük ve en büyük değerlerini bulunuz. Bu fonksiyonun en küçük değerini mi arıyorum? Sinüs x'e en küçük değeri veririm kaç? Eksi 1. Eksi 1. Kosinüs y'ye artı 1 veririm. Neden? Başında eksi var çünkü. Evet. Eksi 4, eksi 3. En küçük değeri eksi 7 çıkar. Hadi en büyük değerini o zaman sinüs x'e artı 1 veririm. Kosinüs y'ye eksi 1 verebilirim. Neden? En yüksek değerini arıyorum ya. O yüzden başında eksi olduğu için kosinüs'e verebileceğim en küçük değeri verdim. Artı 4, artı 3'ten artı 7. Gayet kolay. Problem var mı?
Hayır. E burada da aynısını uygulayayım. Sinüs x'e en yüksek değeri için 1, kosinüs x'e 1 zord. Neden? Neden? Çünkü sinüs x'in 1 olduğu değerde kosinüs x 1 olamaz ki. Ama hocam yukarıda oldu. Hayır. Biri x'di biri y'di. Farklı açılar. İstediğin değerleri ver diyor bana. Ama burada onu yapamazsın. Her ikisi de x. O zaman ne yapacaksın? Farklı bir yöntem uygulayacaksın. Şey yapalım onu. A çarpı sin x artı b çarpı cos x şeklinde verelim mi? Formülü verelim diyorsun. Çünkü ben ispatını yapayım mı diye düşündüm ama ispatına girersek bu çok türevi ilgilendiren bir kısım. Yani 12. sınıfta göreceğiniz bir şey. O yüzden şu anda ona girmiyorum. Ama şöyle bir formül var. Milli Eğitim kitabı vermiş miydi bu filmi? Evet, formülü. Filmi. Güzel, eğlenceli ya. A çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x şeklindeki bir ifadenin alabileceği en yüksek değer kök içerisinde a kare artı b karedir. En düşük değerse bunun eksilesi. A kare artı b karenin eksilesi. O zaman en yüksek değer 3'ün karesi artı 4'ün karesi 5. En düşük değer 3'ün karesi eksi 5. Zaten bu tarz sorularda en büyük ipucu baş katsayı, yani katsayıları genelde özel üçgen katsayıları verirler. Ama ben yine Milli Eğitim'in yerinde olsam bu çocuk trigonometride değil de türevde bunu öğrensin derdim. Türevde de kaldırıldı çünkü biliyorsun trigonometri. Yalnız siz öyle sorunca bir emin olamadım ama bilsinler, kitaplarda karşılaşabilirler. Tamam. Yok, soru bankalarında var zaten. Biz de genellikle formülünü vererek soruyoruz, tanımını vererek. Ölçüsü 210 derece olan açıyı birim çemberde göstererek sinüs ve kosinüs değerlerini bulunuz. Harika. Mesleden bir soru. Çünkü sinüs 210 kaçtır? Öğrenci ezberleyebiliyor. Bul bakayım sıfırdan. Kolay mı? Kolay. Öğreteceğim şimdi. 210 derecelik açı kaçıncı bölgeye denk gelir? İkinci bölgeye. Özür dilerim, üçüncü bölge. Sizin gezegende. 210. 180 artı 30'dur. Yani şöyle bir şey. Şurası 30 derece olur. Neyse 120 düşündüm. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu açının, bakın 180 artı 30. Yani şunun tamamı 210 derece oldu. Açıyı çizdik. Hadi sinüsünü kosinüsünü bulalım. Sinüsü kosinüsü bunun iz düşümüydü. Hı hı. Koray, iz düşümü çizdim. Tamam. Bitti ya, bitti. Neden 30, 60, 90 üçgeni çıktı karşıma? Üçgen. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı bunun yarısı, yani 1 bölü 2. 60'ın karşısı bunun kök 3 katıydı, kök 3 bölü 2. Şimdi demek ki bu kök 3 bölü 2 bunun kosinüsü. Doğru. Ama bu bölgede kosinüs ne olur? Negatif olmaz mı burası? Olur. O zaman kosinüs 210 eksi kök 3 bölü 2 olacak. Sinüsü ise burası mıydı x eksenindeki, y eksenindeki yüz düşümü? Ama bu bölgede 1 bölü 2 ama bu bölgede yazayım şuraya pardon. Sinüs ne oluyordu? Eksi, o yüzden eksi 1 bölü 2. 2. Gerçekten de ispat için karelerini alıp toplayın. 1'e eşit olduğunu göreceksiniz. Güzel. Tümler iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Bu bir hatırlatma. Çünkü 9. sınıf trigonometride de görmüştünüz bunu. Hatta hemen hatırlatmasını yapalım. Tümler iki açı toplamları 90 derece olan açı var. Alfa, beta. Hocam onlar 9 iken görmemiş olabilir. Şu an tam emin olamadım. Sürekli bir şeyleri değiştiriyorlar, evet ya. 2 sene öncesi. Yok ama gördüler diye hatırlıyorum ben 9'dayken. Emin olamadım şu an. Şimdi sinüs alfa ne? Karşı bölü hipotenüs. Yani A bölü C. Evet. Kosinüs beta ne? O da komşu bölü hipotenüs. Yine A bölü C. Yine A bölü C. O yüzden toplamları 90 derece oluyorsa bu açıların sinüsleri kosinüslerine eşittir. Hatta ileride göreceğiz. Tanjantları da kotanjantlarına. Ah, burada görülmüşü var. İleride dedik. Hemen geldik. Şimdi peki. Sinüs ve kosinüsü birim çemberde tanıtmıştık. Tanjant ve kotanjant hem birim çember üzerinde hem de üçgen üzerinde tanıtılabilir. Ya, aynı çemberi vereyim mi çok? Yok, ben yeni bir tane çizeyim. Okay. O şey. Şimdi ne demiştik? Bir tane şöyle güzel Pokemon topumuz vardı. Bunun x eksi açı çizimize x ekseni üzerindeki iz düşümü kosinüsü, y ekseni üzerindeki iz düşümü sinüsü veriyordu. Tanjant ve kotanjant için durum farklı. Bu tanjant, hatta şöyle özür diliyorum. Bu yüzden kosinüs ekseni adını alır. Evet. Bu da aynı sebepten sinüs ekseni. Şu tanjant eksenini adını alıyor. Tanjant ekseni hangisidir? Tanjant ekseni x eksenine şu x'in 1 olduğu noktadan çizilen dikey doğrudur. Aynı zamanda burada çembere nedir? Teğettir. Tanjant ekseni diyebiliriz buna. Neden? Aslında x eşittir bir doğrusu olmuyor. X eşittir bir doğrusu, doğru. Burada birim çember olduğu için de tam oradan geçiyor. Herhangi bir açı çizdiğinizde bu açının tanjant eksenini kestiği yerin y ekseni üzerindeki yüz düşümü bize tanjant alfayı verir. Yani şuraya alfa dersek şurası tanjant alfa olacaktır. Hmm.
Şimdi Koray, aynı zamanda tanjantı üçgen üzerinde de tanımlayacağım. Sonra tanjantın üzerine bazı hikayeler anlatacağız. Tamam, şurası alfa ise karşı kenar bölü komşu kenar bize tanjantı verecektir. Hı-hı. Mesela burası 45 derece olsa, tamam, karşı kenar bölü komşu kenar ikizkenar dik üçgen olduğu için 1 olmayacak mı? Bu açıyı da tam 45. Ben bu anı yaşıyorum ya. Şu anda dejavu yaşıyorum. Çok vezi bir şekilde. Videolarımızı izleyeceğim var mı bu an diye. Tam 45 derecelik açı çizerseniz dikkat edin. Bu doğruyu tam olarak şunun hizasında kesecektir. O yüzden karşı kenar bölü komşu kenar 1. 1'den 1 çıkacaktır. Tanjantın hareketini inceleyelim şimdi. Kotanjant için mecburen ayrı bir doğru çizeceğim. Tanjant ekseni bir doğrudur dedik. Yani sonsuza kadar gidiyor. Öyle değil mi Koray? Dolayısıyla ben açıyı büyüttükçe tanjant değeri ne yapacak? Büyüyecek. Büyüyecek. Ta ki sonsuza kadar. Açı tam 90'a geldi. 89'a geldi. Tanjant sonsuzda buluşuyor neredeyse. Tam 90'a geldiğinde açı artık tepeye gidecek. Buna erişemeyecek. Ama 90'a yaklaştıkça sonsuza doğru ne yapacak? Gidecek. O zaman tanjant burada başlıyor sıfırdan. Neden? Buraya tam denk geldiği için. 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar gidecek. Gidiyor. Peki tanjant 90 ne oluyor hocam? Yani tanjant gidebiliyor mu oraya? 90 tam olarak 90 noktası tanımsızdır. Yani orada tanjant değeri yok ama 90'ın hafiften sağında artı sonsuz, hafiften solunda da eksi sonsuz. Neden? Tanjant 90'ı geçti. Bu tarafa mı geldi? Burada tanjant ekseni var mı? Var. Burada yok. Ha, o anlamda. Ama bu açıyı diğer tarafa doğru uzatırsak burada kesini görüyoruz. Uzansın. Tanjant eksenine buraya geldiğinde eğer açının burada karşılığı yoksa diğer tarafa doğru 180 derece fazlasını alıyorsunuz. Dikkat edin, açı böyle mi? Hop, eksi sonsuza doğru gider. Yani tanjant açısı artarken bir anda bu tarafa geliyor. Hı hı. Peki tanjant açısı, çok garip bir soru soracağım size. Ne zaman artar, ne zaman azalır? Ne zaman artar derken yani mesela sinüs, sinüs neydi? Açı olarak mı? Sinüs olarak, evet. Hayır, açı olarak değil. Açının karşılığı, değer olarak. Sinüs buradan buraya doğru artıyordu. Y eksenindeki izdüşümünden dolayı. Mesela 0-90 derece arası sürekli artıyor. Doğru. Sonrasında yine artıyor. Yani bu tarafa geçti diye azalmıyor. Dikkat et bak. Tanjant şuradaki izdüşüm değil mi? Arttı. Tam 90'a geldi. Bir an bir karışıklık yaşadı. Tam şurada açı buraya gelmedi mi? Bak dikkat et, artmaya devam ediyor. Gördün mü? Tanjant hala yükseliyor. Tanjant eksi sonsuzla artı sonsuz arasında sürekli olarak artar. Açı arttıkça o da artar. Ama periyodu değişir. Bak çizdim, artıyor. Görüyor musun açıyı? Bunun kestiği nokta. Hop, buraya geldiğim anda açı buraya geldi. Bir anda eksi sonsuza geldi. Ve artmaya devam ederiz düşümü. Buna dikkat edin. Bu yüzden tanjant alfa eksi sonsuzla artı sonsuz arasındadır. Aynı şey kotanjant alfa için de geçerli. Eksi sonsuzla artı sonsuz. Ama kotanjant alfa ekseni bu değil tabii ki. Kotanjant alfa ekseni... Ters yönden yaparsa azalmış oluyor. Yani negatif yönlük. Ters yönlük olmuyor. Negatif yönlük açıda olmuyor mu? Yani sıfırdan x sonsuza gitmek demek aslında azalmak demek değil. Evet ama biz açıyı hep şöyle düşünürüz. Dediğin doğru. Biz genellikle x'in artan değerleri için y'nin durumunu inceleriz ya. Ha. Açıyı arttırdığımız zaman buradaki değer artıyor. Bizim için önemli o. Tersi doğru gidersen giderek azalan bir fonksiyon bulursun. Şimdi kosinüs ekseni, özür diliyorum. Kotanjant ekseni de budur. Kotanjant eksenine baktığımızda dikkat edin. Açıyı uzattığımızda burada kestiği noktanın x eksenidir. Y eşittir bir doğrusu. Y eşittir bir doğrusu. Aynen öyle. Kotanjant neydi? Komşu kenar bölü karşı kenar. Hı hı. Biz bu açıyı, karşı kenarın aslında süper bir şeye değindin. Tanjantta söylememiştim bunu. Hı hı. Komşu kenar bölü karşı kenar ihtimalindeki o karşı kenarı 1'e düşürüyoruz. Evet. Böylelikle komşu kenar bize sürekli olarak neyi veriyor? Kotanjantı. Bu x ekseni, özür diliyorum. Buradaki şu doğru boyunca, y eşittir 1 doğrusu boyunca açı nerede keserse kessin hep karşı kenarı ne olacak? 1 olacak. Komşu kenar bölü karşı kenar. Komşu kenar bölü karşı kenar. Hep komşu kenar bize neyi verecek? Kotanjantı verecek. Bir tane boş kağıt alabilir miyim Koray? Şunu da burada açıklamak istiyorum çünkü. Buyurun hocam. Hoppa. Madem ki kotanjant ekseni bu. Hadi açının ilerleyişini düşünelim. Bakın açı büyüdükçe kotanjant ne yapıyor? Azalıyor. Açı büyüdükçe kotanjant ne yapıyor? Azalmaya devam ediyor. Hı hı. Doğru mu? Bu sefer de açı 180 dereceye geçtiği anda şu ekseni kaybettim. Tamam. Bu sefer yine uzantısını alırım. O zaman artıyor. Hayır. Gene azalıyor. Dikkat et.
Açı ilerledikçe... Şu hamleyi yaptıkça. Evet. Tamam. Tanjant sürekli artan bir fonksiyonken kotanjant da sürekli azalan bir fonksiyon oluyor. İlk etapta saçma geliyor, farkındayım. Sürekli artmaz ki. Ya da azalıyor, artıyor diyorsa ama bir anda artı sonsuzdan eksi sonsuza geçiyor. Dedim ya, orada bir saçmalık yaşıyor fonksiyon. Tekrar eksi sonsuzdan artı sonsuza. O yüzden grafiklerine baktığınızda mesela tanjantın şöyle olduğunu göreceksiniz. Evet. Sürekli artan, sürekli artan yan yana paralel ama şu anda konumuz o değil. Çarp bunların bir olması var. Evet. Sin alfa kosa, özür diliyorum. Tanjant alfa sinüs bölü kosinüs, yani karşı bölü komşu. Hı hı. Kotanjant alfa komşu bölü karşı şeklinde yazılabilir. Doğal olarak çarpımları da kaçtır? Birdir diyebiliriz. Farkındayım, biraz detaylı anlatıyorum ve seve seve detaylı anlatıyorum. Çünkü bunları öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. İsteksiz bir şekilde olmaz. Peki 90 ve 180'de bakalım. 90'da bahsetmiştik aslında az önce. Aslında 180 için de aynı şey geçerli. Tanjantın 90'dan bahsettik, doğru, neydi? Tanımsızdı. Hı hı. Peki kotanjantın 90'ı? O zaman 1 olacak. Bakın bu ekseni kestim çünkü. 1 mi olacak? Dikkat et. Bu eksenin x ekseni üzerindeki iz düşümüydü kotanjant. 0 olacak. Peki kotanjantında 180 derecesinden, özür diliyorum, tanjantında 180'ine bakalım. Tanjant 90'da tanımsız çünkü tanjant eksenini kesmeyecek. Hı. Ama tanjant 180 derecelik açı çizdiğimizde uzantısına bakarız demiştik. O zaman 0 olacak. Evet. Yani kotanjant 90 0'dır. Hı hı. Kotanjant 180 tanımsız. Tanjant 180 0'dır. Kotanjant 180 tanımsız. Bunu sinüs kosinüs versiyonlarıyla, hani biz soruda birim çember dediğimiz için gördük ama sinüs bölü kosinüsten de aslında görebiliyoruz. Çok doğru. Bunu. Çok güzel söyledin. Mesela tanjant 90'a bakalım mı? Neydi? Sin 90 bölü cos 90. Evet. Sin 90'ın 1 olduğunu biliyoruz. Cos 90'da 0, 1 bölü 0 tanımsızdır. Tanımsız. Şimdi ileride limit konusunda göreceksiniz. Bazı belirsizlikler var ama tam olarak 90 derece oluyor dediğimiz için tanımsız. Ama hocam bu sonsuz olmaz mı? Bu arada diyorsunuz, şey limitleri kalktı. Artı eksi. 1 bölü 0, 1 bölü sonsuz. Onlar yok yok. Yok. Hani çocuklar yüksek matematik öğrendikçe buna itiraz etmeye başlıyorlar ya ilk etapta. O yüksek matematiği henüz tam öğrenemediğiniz zamanlarda oluyor. Çünkü tam öğrenince aslında bu dediğimizin doğru olduğunu öğreniyorsunuz. Ölçüsü 330 derece olan açıyı birim çemberde göstererek the tangent of the cotangent'ları da buluruz. 210'unu yapmıştık. Evet. Ha diyorsun ki hazırlayan kişi çok güzel hazırlamış. Hayır. Ya bunları aslında şeylerle de yapabiliriz. Hani en sonunda 360-30 olanları da söyleyebilirsiniz. Hiç takmıyorsun değil mi sen? Gerçi onu bir sonraki videoda yapıyoruz diye hatırlıyorum. İşte bu yüzden takmıyorum. Şu cotangent ekseni rica ederim. Şu tangent ekseni canım benim. Canımsın, öyle film vardı ya. Şimdi 330 dereceyi soruyor bana. 330 derece 360'a 30 kala. Yani şöyle bir şey. Yani tam gibi. Evet, şurası 30 derece. Hı. Doğru mu? Şöyle geldi burası. Şimdi bu açının tanjantını ve kotanjantını bulacağım. Ne demiştim? İlk önce tanjant bariz gözüküyor. Şu karşı kenardır değil mi? Hı hı. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Uzunluk ölçüsü bulacak. Burada 30 derece burası değil mi? Burası 60 derece değil mi? Evet. Burada 60 derecenin karşısı 1. Neden? Çünkü birim çemberde yarıçap. Ben şöyle biliyorum. 30'un karşısına a diyordum. 60'ın karşısına a kök 3 diyordum. A kök 3 eşittir 1 ise a eşittir 1 bölü kök 3 mü olur? Evet hocam. Demek ki tanjant 330 derece buraya mı eşit? Evet. Tanjant 330 eşittir 1 bölü kök 3. Ama buradaki y değeri nedir? Negatiftir. Eksi 1 bölü kök 3. Kotanjant 330'u burada oluşturmaya gerek yok. Çünkü tanjantla kotanjant çarpımının ne olduğunu biliyorum ben. 1 olduğunu çok biliyoruz. Güzel. Oradan da eksi kök 3 gelecek o zaman. Evet, çok doğru. Zaten amuda kaldırırsanız kotanjantı bulmuş olursunuz. Uygun koşul vardı. Bu yani ne demek uygun koşul vardı? Yani x'in tanım aralığını veya işte kosinüs x'in paydasını sıfır yapmayan yani gibi. Yani neşe a'da paydayı sıfır yapan. Ama hocam kosinüs x kimya videolarına giriyorum, temsili bu. Kosinüs x sıfır olursa tanımsız olur. Ama uygun şartlarda derken bunu tanımsız yapan bir şey yok. Beni uğraştırma diyor. Hadi bulalım. Payda eşit de. Sin x çarpı cos x artı 1 mi? Hı hı. Paydada ne var? Cos x var. Bu arada sizden öğrendim onu. Yaz kurtul. Hiç gerek yok şey. Sin x çarpı cos x artı 1. Eski kitabı yazarken hep koyuyordum. Hayır, ben tamam. Çok dikkat edeyim. Yaş şey. Yaş. Sin x pardon. Sin x çarpı cos x payda eşit dedim. Bunu yaptım. E tabi ters çevirip çarpacağım. Ters çevirip çarptığımda şunlar gitmeyecek. Gidecek. Mi? Aynı. Sin x yukarı çıkmayacak mı? Hı-hı. Sin x bölü cos x'ten yanıt tanjant x olacaktır. Var mı sorun? Hayır.
Uygun koşullarda benzeri. Ha bu sefer bakın az önce pay değiştirdim. Biraz daha basit bir ifadeydi. Bu sefer karışık. Ama yine pay değiştireceksiniz. Sin 1 artı sin x ile. Sin de 1 eksi sin x. Alfa x o kadar da önemli değil. Alfa olarak kabul edin lütfen. Pay değiştiriyorum. Cos x. Alfa. Cos alfa. Ya ben x yazmaya alışmışım ya. Anlayın siz beni. Sin alfa cos alfa. Sizi mi kıracağız hocam? Hepsini x'e çevirelim. Dur ben alfayı çevirdim zaten. O zaman bir daha alfayı falan. Pardon. Tamam. Burada ise cos x eksi sin x cos x değil mi? Payda, ha bu arada başında eksi olduğu için bunu parantez içerisine yazdım. Payda ise 2 kare farkından 1 eksi sin kare x. Doğru mu? Cos x, bir, sin x cos x yazıyorum. Cos x artık parantezden kurtulacağım çünkü sadeleşmeyi görmem lazım. Eksi cos x. Artı sin x cos x. Doğru mu? Doğru. Bölü. 1 eksi sin kare x. 1 eksi sin kare x nedir? Cos kare x. Güzel. Cos kare x'tir. Hop şöyle yapalım. Şunlar gitti mi Koray? Gitti. 2 tane sin x cos x mi oldu yukarısı? Hı-hı. Aşağıda cos kare x. Cos kare x'e şu cos x'ler sadeleşir mi? Evet. 2 tane sinüs x bölü kosinüs x. Yani 2 tane tanjant x aradığımız sonuç. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Bunlar genelde hani test kitaplarında, soru kitaplarında çıkacak karşılarına ve şıklar olacak. Evet. Bu tarz sadeleşme sorularında ben mesela bazen şöyle söylüyorum hani öğrencilerime. Açı ver. Yani hani çok sıkınıyorsan burada 30 derecenin karşılıklarını bildiği için alfayı 30 derece kabul edip çözseler ve şıklarda tanjant 30'u biliyorlarsa o değeri sağladıklarını da görecekler. Doğru. Test usulü yöntemlerde bunu kullanabilirsiniz. Sadece köklü sayılarda işlemler çıkıyor karşınıza evet. Bazen. Orada zorlanabilirsiniz. Hani hiç yapamamasındansa. Peki içler dışer çarpma yapalım mı Koray? Yapalım hocam. Çünkü burada payda eşitlenecek bir şey yok. İçini dışını çarpacağız. 6 tane sinüs x. Eksi 5 kosinüs x. 6 nereden geldi? Ben yoruldum da. 5 ile 10 sin alfa. 10 sin x sin alfa. Dur alfa yazacağım. Eksi 5 kos alfa. Evet. Eşittir. 3 sin alfa artı 9 kos alfa. Şimdi sin alfa burada 3 tane 10 tane 3 tanesi gelirse 7 tane sin alfa eşittir 14 kos alfa. Burada sin alfa bölü kos alfa isteniyor bizden. Hayır. Yok, kos alfa bölü sin alfa isteniyor. Çünkü kotanjant demiş. Kos alfa bölü sin alfayı bulmak için bu burada kalsın. Bunu buraya bölü olarak getirin. Hı-hı. Bunu da buraya bölü olarak götürün. 7 bölü 14 mu olacaktır? Evet, hocam. Yani 1 bölü 2 aradığımız sonuç var mı sıkıntı? Hayır. Tanjant kare x artı kotanjant. Okuyayım ben, siz biraz bir nefes alın. Tan kare x artı kot kare x eşittir 4 olduğuna göre tan x eksi kot x ifadesinin negatif değeri kaçtır? Negatif değeri. Yani demek ki bunun pozitif değeri de var. Bu bunun karesi gibi gözüküyor. Evet. Ama tam olarak değil. Karesini alırsam bunu bulacağım gibi. Ben buna a diyorum. Hı-hı. Ve her iki tarafın karesini alıyorum. Bu çarpanları ayırmada yaptığımız şeylere çok benziyor evet. Zaten. O yüzden aynı yöntemi uyguluyoruz. Tan kare x eksi 2 çarpı tan x çarpı kot x artı kot kare x eşittir a kare. A kare. Koray burası kaçtır? 1'di. Tan çarpı kot 1'di. Aynı açıya sahipse. Tan kare x artı kot kare x. Zaten soruda 4 olarak verilmiş bize. 4 eksi 2 eşittir a kare mi? A kare 2 oldu. A kare 2 ise a eşittir. Artı eksi kare kök 2 olacaktır. Negatif değeri eksi kare kök 2. Evet, çok güzel bir soru Koray okuyor. Yandaki şekilde x eşittir 1 doğrusu birim çemberi B noktasında teğetti. En B boyu açı alfa derece olduğuna göre AC uzunluğunun alfa türünden değeri nedir? Hı-hı. Aslında burası x eşittir 1 doğrusu biz tanjant da demiştik oraya. Evet, tanjant demiştik ama bizden istediği şurası. Orası. Yani biraz farklı şeylere de kayıyor. Peki biz nasıl düşüneceğiz? Bence biz şuranın uzunluğunu bulup oradan OC'nin biz 1 olduğunu biliyoruz. Çünkü yarıçap birim çemberde. OC'yi çıkartarak cevabı bulacağız. Peki şurası nedir Koray? Orası tan alfadır hocam. Tan alfa. Neden? Burası tanjant ekseniydi. Bu kestiği noktanın ordinat üzerindeki iz düşümü ya da y değeri tanjant alfayı veriyor. Burası kaçtır? Orası yarıçap olduğu için 1. 1. Peki şöyle diyelim mi? Kök içerisinde birim karesi artı tan kare alfa. Bize şurayı vermeyecek evet, mi? Evet. A o uzunluğunu verecek. Eksi. Bundan da 1'i çıkartırsam yani şuraya çıkartırsam. Aradığımız cevabı. Şu CA'yı bulacağım. 1. Şimdi acaba 1 artı tan kare eksi bir şey yapabilir miyim? Bunu yapalım. Aslında sekant kosekant devreye giriyor mu? Biz öğretmedik çocuklara evet. Şu anda.
1 artı sin kare bölü kos kare mi Koray? Eksi 1. Payda eşitlersek kos kare artı sin kare bölü kos kare, yanlarında x var tabii ki. Eksi 1 mi? Evet hocam. Koray burası 1 midir? 1'di. 1 bölü kos kare mi? O kök içinden. 1 bölü kos diye çıkar. 1 bölü kos x mi alfa? Eksi 1 aradığımız sonuç. Ama hocam bunu 1 bölü kosinüs diye mi çıkartacağız? Eksi 1 bölü kosinüs diye mi? Alfa kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. Birinci bölgede kosinüs pozitiftir. O zaman bu 1 bölü kosinüs diye çıkacak. Sorun yok. X eşittir 1 doğrusu birim çembere B noktasında teğettir. Tamam. DCAB yamuğunun avanı. Bu sefer bu yamuğun avanı isteniyor bizden. Yamuğun avanını bulmak için neydi? Taban artı taban. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şimdi alt tabanı biliyorum. Tanjant alfa. Aslında üst tabanı da biliyoruz. Sin alfa. Çünkü birim çember üzerinde çizdiğimiz bir yer. Çok doğru. Sinüs alfa. Bölü 2. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz db. db'yi nasıl bulacağız? Şöyle. Burası birim çember değil mi? Evet. Yarı çap bir. Tamamı 1. Şurası da kosinüs alfa mı? Evet. 1 eksi kosinüs alfa. Aradığımız sonuç bu olacaktır. Bunu daha ileriye taşıyabilir miyiz? Hızlıca bir göz atalım. Sin alfa 1 artı kos alfa taşıyabiliriz. Ver bir kağıt istersen Koray. Notlardan. Buyurun. Şimdi tan alfayı sin alfa bölü kos alfa diye yazıyorum. Artı sin alfa bölü 2 çarpı 1 eksi kos alfa mıydı? Evet. Bakın şimdi payda eşitledim. Sin alfa artı sin alfa çarpı kos alfa bölü, pay ters çevirip çarparsak 2 tane kos alfa. Sorun var mı? Hayır hocam. 1 eksi kos alfa var burada da. Bunu sin alfa parantezine alırsam. Sin alfa. 1 artı kos alfa 1 eksi kos alfa. 1 eksi kos kare alfa mı olacaktır Koray? Hı hı. Bölü 2 çarpı kos alfa. Sorun var mı? Hayır. 1 eksi kos alfayı, kos kare alfayı ben ne olarak öğrendim? Sin kare alfa olarak öğrendik. Bir de sin alfa var. Sin küp. Alfa bölü 2 sin alfa, pardon 2 kos alfa aradığımız değer. Evet, 2 tane daha fonksiyonumuz var. Sekant ve kosekant değerleri. Aslında sekant 1 bölü kosinüstür. Yani kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Evet. O zaman sekant hipotenüs bölü komşu. Sekant neydi? Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Evet. O zaman kosekant da hipotenüs bölü karşı. Doğru. Doğru mu? Doğru. Koray, bir dik üçgende kaç tane kenar var? 3 tane. Bu 3 tane kenarı ikişerli olarak sıralarsam kaç farklı durum elde ederim? 6. 6 durum değil mi? Kaç tane trigonometrik fonksiyon var? 6 tane. Bu da tam olarak bundan geliyor. Burada alfa mı var? Hı-hı. Karşı, komşu, hipotenüs. Hepsini nasıl karşı, komşu, komşu, karşı, hipotenüs, karşı, hipotenüs, komşu, komşu, bir karşı. Dikkat et, 6 durum. Hiç hocadan düşünmemiştim daha. Dolayısıyla buna 6 tane... O yüzden ben buradayım, sen oradasın. O yüzden 6 tane fonksiyon... 6 tane fonksiyon düşünüyoruz burada. Tamam mı? Bu 6 fonksiyondan şu ikisi aslında gereksiz. Niye? Kos alfayı çarptığında 1'e tamamlayan değer gibi. Aldılar. Niye gereksiz dediniz ki onlara? Hayır, gereksiz derken aslında ezberlemeniz gereksiz. Yani sekant dikkat edersen bunları çok fazla kullanmıyoruz biz. Hı hı. Ha ama bu fonksiyonda üçgende isim vermişsek veriyoruz. Esas zorluk bunun birim çemberinde görmesinde. Şimdi bak. Hayır, o benzerlik durumları. Evet. Birim çemberde herhangi bir açının sekantını mı arıyorum? Diyelim ki şu açının sekantını mı bulacağım? Evet. Buradan bir tane T çiziyorum. Tamam. Bu açıya alfa diyelim Koray. Tamam. Şurası dik mi? Evet hocam. Şurası 1 mi? 1. Burası bana neyi verir? Dikkat et. Hipotenüs komşu. Komşu 1 mi oldu? Hı hı. Hipotenüs bölü komşu. O kosekanttaydı. Bana neyi verecekti? Hipotenüs bölü komşu. Ben de unuttuğum için düşünüyorum. Yok, sekant verecek. Ha, çünkü bu, karıştırdım. Evet. Kom diyelim. Bu da bölü karşı. Hipotenüs bölü komşu bana neyi veriyordu? Sekanta mı? O zaman birim çemberde bu açıyı çizdiniz mi? O noktadan T'ye çizdiğinizde çizdiğiniz bu teğetin x ekseni kestiği nokta bize neyi verecekmiş? Sekantını. Peki kosekantı nasıl bulacağız? Burası alfa mı? Evet. O zaman bak alfa beta 90. Yukarısı da alfa. Burası da alfa olacak. Hı hı. Sekant neydi?
Hipotenüs bölü karşı. Şey, kosekant neydi, özür diliyorum. Hipotenüs bölü karşıydı. Hipotenüs bölü karşı. Bu sefer karşıyı bir haline getirdik. O zaman orası. Evet. O zaman şöyle söyleyebilir olacak. Miyiz? Bilim çemberde bir açı çizin. Buna ait teğeti de çizin. Bu teğetin x eksenini kestiği yer bize sekantı. Y eksenini kestiği yer kosekantını ne yapacak? Verecek. Bu bilgiyi özellikle altını çizerek söylüyorum. Çok bilinen bir şey değildir bu. Sinüs, kosinüs eksenleri bilinir. Tanjant, kotanjant da bilinir. Ancak sekantı oluşturmak, kosekantı oluşturmak bilinmez. Çünkü sabit bir eksen değil zaten. Bu açıyı nasıl elde ettiğimizi söylüyorum, ispatlıyoruz. Peki, en sade hallerini yazınız. 1 artı sin kare. Hatta şöyle bir kolaylık. Sinüs S, kosinüs C yapın işlemlerde. Test kitabı çözerken. 1 artı S kare bölü C kare. Evet. Payda eşitle C kare artı S kare bölü C kare. 1 bölü C kare mi? Evet. 1 bölü kosinüs sekant değil miydi? O zaman 1 bölü sekant kare. Yok, sekant kare demek. Aynı şekilde bu da kosekant kare çıkacaktır aynı mantıktan. 1 artı C kare bölü S kare. C kare artı S kare bölü S kare. Yani 1 bölü S kare. O da 1 bölü sinüs de kosekanttır. Evet. Zaten orada isimlerde bir gıcıklık var değil mi? Yani sinüse sekantı tersini ver. Kosinüsü de kosekantın karıştırması. Benim kafamda şeydi, o yandakinde iki üçgen arasında benzerlik yapmadık ya. Gerçi gene benzerlik çıkıyor da. 1 bölü sin alfa çıkıp onu 1 bölü sin alfayı hani kosekant alfa diye tanımlıyorlar ya. 8 soru önceki soruyu mu diyorsun? Hayır, az önceki gösterim birim çember üzerinde. Ya zaten kafa beyin yanmaya başladı artık. Güzel, yanıyorsa iyidir, gelişiyor demektir. Uygun koşu var da tanıma. Çözmek ister misin? Valla yok hocam, hiç bulaşmayayım, çok ağır. 1 artı sin alfa. Basit işleri bana veriyorsun. Payda eşitleyeceğiz. Kos alfa. Yukarısı ne olacaktır? Tam kare. 1, 2 çarpı sin alfa. Birinci ile ikinci çarpı iki katı artı sin kare alfa. Doğru mu? Doğru. Bu kos kare alfa. Bölü kos alfa çarpı 1 artı sin alfa. Problem var mı? Hayır. Şu ikisinin toplamı kaç? 1. 1 daha 2. 2 artı 2 sin alfa bölü kos çarpı 1 artı sin alfa. Problema, no problema. İki parantezini al, gördüğün gibi İtalyanca da anlatabiliyorum Koray. Sin alfa, kos alfa, 20. çekimde İtalyanca'yı öğren. Bunlar giderse 2 bölü kos alfa, yani 2 sekant alfa. 2 sekant alfa olacaktır aradığımız sonuç. Evet, böylelikle trigonometriye yine bir videosunu daha tamamladık. Arkadaşlar, bol bol soru çözeceksiniz. Bol bol çalışacaksınız. Bu işin başka yolu yok. Üniversite imtihanında bunlar çok size fayda sağlayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.